Pandemiydi, ekonomik sıkıntılardı derken özellikle küçük esnaf zor günler yaşadı. Maddi anlamda sıkıntı yaşayan küçük esnafın umudu ise yeni eğitim öğretim yılının açılması oldu. Bakalım yeni eğitim öğretim yılının başlaması küçük esnafı nasıl etkiledi? Fazlasıyla etkiliyor. Hı-hı. Çok güzel oluyor. Ekonomik olarak bize bayağı katkısı oldu tabii. Kısmen etkiledi. Şimdi kasap Alp Mülazimoğlu'nun yanındayız. Evet Alp abi, okullar açıldı, öğrenciler derse başladı. Bu durum senin işte nasıl etkiledi? Ya pek fazla bir etkilemedi. Öğrencinin şu anda kırtasiye işle uğraştığı için etinin biraz pahalı olmasından dolayı pek fazla alamıyorlar. %10 mesela bir artış oldu. Bir esnaf olarak senin en büyük derdin, en büyük sıkıntın nedir? Elektrik, kira. Okulların açılması ilk hafta iyiydi. Hı-hı. Ama ondan sonraki hafta marketlerin ve şeylerin satışıyla bizim işlerimiz durdu. Hı-hı. Çok iyi bir sezon geçirmiyoruz. Peki bir esnaf olarak en büyük sıkıntınız ne? En büyük sıkıntı kırtasiyenin kırtasiyeciden alınmaması. Her branşın kendi işletmesinden alınması taraftarıyım. O yüzden işler kötü gidiyor. Pahalı alınca pahalı satmak zorunda kalıyorsun. Böyle olunca da sirkülasyon azalıyor. Yani bu bölge %100 öğrenciye bakıyor. Öğrenci olduğu zaman işler çok çok iyi. Öğrenci olmasa burası da hani yok diyebiliriz yani. Bu şekildeyim size. Peki okullar başladı, işlerimiz güzel mi? Tabii yavaş yavaş yoluna giriyor her şey tabii ki. İşlerimizi etkiledi mi? Evet. Kısmen etkiledi. Okulların da üniversitenin açılmasını bekliyoruz daha çok. Peki abi bir esnaf olarak en büyük sorunun nedir? Vallahi en çok sorunumuz nedir? Pahalılık ve aldığımız malzeme yerine koyamıyoruz neden şu anda. Onu istersen müşteriye yansıtıyoruz. Müşteriye yansıttığınız zaman çok pahalı geliyor. Mesela anahtarın fiyatı oldu 20 lira. Bir anahtar 20 lira oldu. Müşteri diyor 20 lira anahtar mı olur gibisinden. Biz de haklıyız şu anda. Aldığımız yerine koyamıyoruz. Daha önce paket paket alırken işte tane tane almaya başladık yani. Özellikle öğrencilerin çok tercih ettiği mekanlardandır kafeler. Peki okulların açılması kafe sektörünü nasıl etkiledi? İşlerimiz herhangi bir değişiklik olmadı işlerimizde. Hani zaten pahalılık yüzünden esnaf olarak gerçekten sıkıntı çekiyoruz. Bu da müşterilerimize de yansıdığı için onların da sıkıntı çektiğini görebiliyoruz. O yüzden halimizden memnun değiliz ya esnaf olarak. En büyük sorununuz ne? En büyük sorunumuz malzeme pahalılığı, elektrik, ondan sonra su, ondan sonra yani her şey sıkıntı olmaya başladı artık ya. Öyle eskisi gibi değil yani. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı. Şu anda ortaokul lise açıldı ama tam şey yapmadı ama üniversite açılınca hareketleniyor bizim burası. Bizim burası tam üniversitenin hareket olduğu yer. O zaman hareketleniyor. Ama şu anda normal yani çok böyle bir hareket yok. Peki abi bir esnaf olarak en büyük derdin, en büyük sorunun ne? En büyük sorunum giderler. Girdiler yani. Aldığımız malzemeler bir anda çok pahalandı. Yani bir anda trafik fiyatları da şey ama herkesten aynı parayı alamıyorsun. Fazlasıyla etkiliyor. Çok güzel oluyor. Ama fiyatlar yüksek. O yönden biraz sıkıntı yaşıyoruz. Öğrenci yani insanların alım gücü düştüğü için insanlar yememek veya 3 öğünü 1 öğüne düşürmek için çaba sarf ediyor da işlerimizi etkiliyor. Yani eskiye nazaran öğrencinin gelmesiyle bile o eski işleri bulamıyoruz. Peki bir esnaf olarak en büyük sorunumuz nedir? En büyük sorunumuz pahalı. Çoğu esnaf pahalılıktan şikayet etse de bir kısım esnaf işlerinin gayet iyi olduğunu da savunuyor. Vallahi çok şükür işlerimiz güzel oldu. Üniversite öğrencilerini bekliyoruz. Onlar da gelirse işlerimiz daha da güzel olacak. Şu anda %50 işlerimiz 60 durumdadır. Arttı işleriniz. Aynen. Peki abicim senin bir esnaf olarak en büyük derdin, en büyük sıkıntın ne? Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok ya çok şükür. Yani işlerimiz de iyi. Durumumuz değil, şükür bir sıkıntımız yok. Esnafları duydunuz. Birçoğunun derdi pahalılık. Okullar açılsa da işlerinin artık eskisi gibi olmadığını söylüyorlar.